Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, PUBG TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben PUBG TV ekranlarından Aycan. Bugün Grand Theft Auto 5'in Story moduna başlıyoruz. Ve Türkçe altyazı seçeneğiyle bu oyunu ben yıllar önce üniversitedeyken Story modunu PlayStation 3'te oynamıştım. Halihazırda GTA 5 Online oynamaktayız. Bunu bilmeyenimiz yoktur artık. GTA 5 Online'ı biliyoruzdur herhalde vesaire. Sonrasında dedim ki ya dedim böyle Türkçe bir yama karşıma çıktı YouTube'da gezinirken. Dedim ben bunu dedim yükleyip niye dedim kanala koymuyorum. Yani yıllar olmuş GTA 5 Story modunu oynamamışım. Dedim oynayalım hem hatırlamış oluruz. Hem de bir kanalda bir hani ekstra bir güzel bir serimiz olmuş olur vesaire dedim. O yüzden de GTA 5'in maalesef ki orijinal değil. Biliyorsunuz orijinal oyunda olmuyor. Ben bir de farklı şeyler de yükledim. Araç modları falan yükledim kendim. Kendi elimle bizzat. Onları ayarlamaktı vesaireydi falan derken aslında ben bir hafta 10 gündür buna uğraşıyorum. Arabaları yüklüyorum. Oyundan atıyor vesaire yapıyor falan. Ama ben prolog menüsünü sadece geçtim. Prologda oyundan atıyordu çünkü. Yani oyunda hata varsa prolog menüsünde zaten gösteriyor o hatayı. O yüzden de prolog menüsünü biraz deneme olarak kullandım. Biliyorsunuz prolog menüsünde çok kısa bir böyle bir banka soyma muhabbeti var. İşte Franklin, özür dilerim Franklin diyorum, Michael, Trevor banka soyuyorlar vesaire. Sonra da işte Michael ölüyor hesapta falan. Tabii sonra ölmediği ortaya falan çıkıyor muhabbeti. Orası sıkıcı olduğu için orayı geçtim arkadaşlar. Yani prolog size göstermeyeceğim. Prolog görmenize gerek yok bence. Basit bir banka soyunma denemesi. Yıllar önce girişimde bulunmuşlar falan işte. Neyse çok konuşmayayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bizi neler bekliyor GTA 5 Story'de. Devamlı aklım GTA 5 Online DS'ye gidiyor ya. Devamlı oynadığımız için herhalde. Neyse dostlar tekrardan hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Çay çorba alın. GTA 5 Online Story modumuz başlıyor. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores and smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. O yıllar önce yaşadığı olayların sendromlarını anlatıyor arkadaşlar şu anda. Tabii Türkçe anlattığı için hiçbir sıkıntımız yok. Same time next week? I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Tekrardan hoş geldiniz dostlar. Güzel, eğlenceli bir seri bizi bekliyor olacak. Bu arada arkadaşlar, araba yamaları yükledim dediğim gibi. Oyundan atmalar olursa ekleme yaparak, editleyerek kaldığım yerden devam edeceğim. Yani arada atacaktır illaki. O yüzden hani kesilmeler olursa lütfen kusura bakmayın. GTA biliyorsunuz garip bir oyun. Edit medit yaparak kurtarırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Menu modu falan yükledim arkadaşlar. Script tool falan. Hay senin tipini.
around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another Franklin. Davis production. Fuck you. Online'da da yeniden geldi ya arkadaşlar Franklin. Roberto Beach House is. No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit. Yeah, my legit. Hey, nigga. Oh yeah. Of you on there. 401k's, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on Franklin'in devletle sıkıntısı var. Get my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Ya GTA 6 nasıl olur acaba ya? Of. Bu bile böyleyse. Bu arada arkadaşlar buna Redux modu yüklemeyi denedim ama beceremedim. Yani Redux yapmaya çalıştım, olmadı dostlar. Oyundan attı, uyumsuz dedi, uygun sürümü bulamadım. Uç besini yerim. Evet, bakalım. Ooo, Mercedes. SL63. Dostlar, yüklediğim araba modlarından biri. Michael içeride kayboldu. Of, çok güzel görünüyor ya. Aa, yeni Peugeot 308. Baba, bakın arkadaşlar. Bak şöyle bakın. Bu da yüklediğim modlardan. Arkadaşlar bol bol küfür duyacaksınız. Yani benden değil, oyundakilerden. Abi çok güzel görünüyor ya. İşte keşke Redux modu da yükleyebilseydim ama sürümle uymuyor arkadaşlar. Beceremedim yani. Ben şimdi internetten şerif yoksunu. Ben internetten bulduğum versiyon 350 çok eski bir sürüm. Diğer sürümler olmadı, denedim. Hani bende orijinal GTA da var. GTA'yı para verip aldığım zamanında Epic'ten bedavaya da verdiklerini de ayrıca aldım. Ama hani orijinal GTA'yı araba yükleyip mod yükleyip bozmak istemedim. Hani o yüzden dedim ki story mod için dedim bir GTA indireyim internetten. Online şey yapayım ama onlara sürümü bulamadım. Bulduğum sürüm de bu oldu. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle idare edici yok. Aha öldü. Vay, ama hakikaten bak story modu oynamayalı 10 sene olmuş. Gerçekten güzel hissettiriyor yani şu anda. Fresh hissettiriyor. Çok iyi ya. Lan. Arkadaşlar bütün arabalara mod yükleyemedim. Onu da anlatayım size olayını. Mesela bazıları oyunun orijinal arabaları. Oyunun ben bir liste yaptım. Ve o listede de bütün oyundaki bütün arabaları değiştirdim. Yani tırından kamyonuna kadar oyundan attı. Oyuna girmedi. Yani bazıları oyuna girmemizi engelliyor bazı arabaları değiştirince. Mesela örnek veriyorum. Şu Lamar'ın kullandığı araba. Önde giden bu Lamar'ın kullandığı kırmızı araba. Bu oyuna giriş arabası olduğu için bu arabayı değiştirince direkt oyundan atıyor. Yani bu arabaya dokunamıyorsunuz. Diğer arabalara da dokununca arkadaşlar oyun kilitleniyor, oyundan atıyor bir süre sonra falan. Yani en stabil hali bu gibi. Ha, yine de %100 emin değilim. Ani kopmalar olursa, takılmalar olursa videoyu kesip kaldığım yerden editleyerek devam edeceğim. Bu oyunun böyle bir durumu var çünkü maalesef ki. Ya GTA garip bir oyun ya. Alın şu lisansları yapın abi. 10 numara 5 yıl biz çözün şu işi. Biz niye uğraşıyoruz, yapmayın ya. Çok güzel görünüyor ya.
What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit. Ha, Lamar kaçtı. Lamar kaçarsa ben de kaçarım aslanım. This don't make no fucking sense. Hadi oğlum, hadi gidelim artık ya. Polislerden kaçmamız lazım. Aa, Porsche. Diğer yüklediğim modlardan biri. Ya birçok araba yükledim ama birçoğu da yüklemiş olmama rağmen hata yaptı oyun. Oyun hata yaptı. Şurada saklan bakayım. Ha, şöyle yapınca oluyor değil mi? Oluyor canım. Arabayı feci çarptık. Arabayı galeriye geri götür. Götürelim canım. Evet, şimdi Lamar'la çaldığımız arabaları galeriye götürüyoruz. Aslında Lamar götürdü. Şu an sıra bizde dostlar. Add-on arabaları da yükledim arkadaşlar. Size onu da anlatayım. Add-on var yani harici olarak oyundaki arabaları değiştirmeden yüklediğimiz arabalar. Add-on arabaları yükledim ama yüklemiş olmama rağmen, listeden arabayı çağırmama rağmen spamlanmıyor oyuna. Nedenini bilmiyorum. Artık yüklediğim sürüm uyumsuz. Yani en son sürümü yükleyince bu sefer oyundan atıyor. Oyuna girmiyor. Yani şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şu an oynayabildiğim, bulabildiğim en stabil sürüm bu. GTA'da sürüm hayati derecede önemli yani. Lan döneceğiniz yere bir karar verin lan. Direkleri yıka yıka gidiyorsun. Tövbeler olsun. Oh yeah. Oğlum biz GTA 5 online'dan hazırlıklıyız lan böyle şeylere. Ama story ile alakalı gram bir şey hatırlamıyorum. Burası Simeon'un araba galerisi. Franklin buraya uğrayıp görevler alabilir. Aa. Evet, Simeon diye biri de vardı. Lan bu araba ne ve niye havada duruyor? Aa, Bentayga. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. Şimdi modlu olduğu için araba, sıkıntı oradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ama yere indi. Aha, şu an indi. Mesela bu arabayı da 9F'i de yapmayı denedim arkadaşlar. Ama olmadı. Hata verdi oyun. Arabana bin. Binelim canım arabama. Her karakterin kendine ait bir arabası var. Franklin'in evine git. Ben bu arabayı değiştirmedim mi ya? Bakarız bir sonraki bölüm ya. Evet, bu arabayı değiştirebilirim. Buffalo S'tim bu. Bu arabayı değiştireyim mi? Aa, bakın bir dakika. Ha, bu değişmeyen arabalardan. Evet. Man, shit, it's good to be home.
Garaja park ettiğin araçlar kaydedilir. Tamam canım. Edilsin. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Ooh, futur. What? Berber açıldı, saç kesim için verebilirsin. Paramız yok ki. Bu arada arkadaşlar, para hilesi yapmayacağım. Living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? Arkadaşlar sunum sinematik muazzam ya. Vay arkadaş. Çok iyi ya. Gardırobundan kıyafet değiştirebilirsin. Ha güzel. Şimdi biz önce uyarı. Ha otomatik kaydetme zaten çıktı. Onu kaydedecektim. Yaz abi. Görev başarılı. Devam et. Görev geçtiğinde görev başarılarına göre puan alacaksın. Daha iyi skor elde etmek için tekrar oynayabilir. Görev sonuçları Rockstar Social'da yüklenemez. Tekrar kullanılabilir diye kaydedilemez. Zaten oyunu biz kaydedebilir kullanmıyoruz ki canım. Yürü git. Şimdi biz ne yapacağız? Franklin. Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Arabayla gidelim oraya bakayım. Çıkart arabayı garajdan. Bu arada manuel gösterge ekledim arkadaşlar. Bir dakika dur abi, ben ondan gitmeyeceğim. Ben bu arabayı istemiyorum abi ya. Modlu araba ile oynamadıktan o AMG GT. Oh yeah, bu varken Peugeot'a bakmam bu varken. Peugeot'a bakmam. İn aşağı arabadan. İn, ambiyans ışıklı araba yapmışlar. Kapat kapıyı. Tamam. Lan acelen ne sığır? Şu biz şuraya bir gidelim abi. Rit. Sen kimsin lan? Aa Porsche. Neyse bu sefer bundan gidelim. Hadi bakalım. Lan hayır lan. Oğlum bu araba niye teker teker gidiyor? Bunun handlinginde sorun var abi. Bir dakika, bunu şöyle ayarlarız. F8 Vehicle mod, aracı tamir et, menu mod. Dur bakayım. Süspansiyon. Biz billah yerde. Dur abi. Basma kuvvetini artırır. Çözdük mü sıkıntıyı? Aynen çözdük. Basma kuvveti artsın abi, biz ne uğraşıyoruz lan? Ora değil Aycan'cım. Yalnız makine yerde, size söyleyeyim bak, yılan oldu bak. Air'lı oldu makinemiz. Biz bu arabayı nereye park edeceğiz? Aa şey, Khan Edition. Üf. Yılan oldu. Yılan ol abi ne? Bakayım. Ops. Araba çalışınca yerde. Bazı arabalarda böyle handling problemi oluyor arkadaşlar. Onu da böyle menyonun şeyinden çözüyorsunuz. Basma kuvvetini arttırınca çözülüyor. Ne oluyor lan şimdi? Geldik buraya. Hayırdır? Hayırdır Simeon? Hey, what's up Simeon? My dear boy. So good to see you. So good. Hold me. Yalakalık yapma. Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway. Lan oğlum. It
wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Nasıl yalakalık, nasıl yalakalık? Yeah, Lamar, how are you, my friend? What's up, bro? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Ah, Lamar şok. Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get mean, us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking bizi about? Bizi birbirimize kırdırıyor. I go hard doing this shit, big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi, yemin ediyorum. Bye. Gidelim Gafur. Vallahi birader ben atlarım, Merco ile giderim reis. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hatta şöyle yapalım, vehicle options. Dur bakayım. Xenon farlar, turbo. Zırh maksimum, süspansiyon. Geç, şanzıman. Frenler. Motor. Step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? Maximum hız diyor arkadaşlar. Maximum'uza biz 500 yapalım. Ondan sonra tork 10. Bu da 10 yap. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Yazılım update ettik arabayı. That Simeon a funny dude though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Oha! Ne gördüm lan ben? Dur. Buraya gel. Ardın başını ayrı oynadığı için. Dur abi dur. Ben ne gördüm lan? Bu ne? Aa, Mitsubishi Evo 9'u gördük. Evet, Evo'da var arkadaşlar. Güzel. $500 bu arabaya fazla oldu lan. Sakin. Evet, birinin biri motosiklet almış arkadaşlar. Onu almaya gidiyoruz geri. Parasını vermemiş. Patchy motherfuckers love y'all best, huh? You should go work on one of them reservation casinos. Only they'll kick your ass off for being a fraudulent imposter, motherfucker. You and all your little racial stereotypes and shit, I find them offensive. Fizikte çok güzel duruyor ya. Tabi biraz kirli ama çok güzel duruyor. Range Rover. Sen ne diyorsun? Rokete bağladı bu araba. Dur artık. Tamam, sakin. Biz bu arabanın hızını biraz düşürelim abi ya. Bunu bir sen 350 yap abi. Uçi bu. Evet, Evo 9 Lancer. Aa, modladığımız iki araba orada, Porsche. Çok güzel duruyorsun ya. Çok iyi oldu. Motor şu garajın zerlerinden birinde olmalı. E gidelim bakalım.
Madem ileride olmalı. Tırmanmak için ona bas diyor. Space'e. Bence bu deli züppe bir şey istiyor. Yeah, bro. Çok iyi ya. Aha Oslo gel Amorok. Haha çok iyi. Başka ne var? Şurada bir tane Audi TT görüyorum. TTS miydi bu? Bakayım. Aynen TTS. Bakalım bak şu güzel duruyor. Arkadaşlar çok uğraştım bunları yüklemek için. Bir haftadır gerçekten uğraşıyorum bak yalan değil. Hani şuna istinaden beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Gerçekten ya baksanıza ya yani bayağı uğraştım arkadaşlar ya. Bir dünya araba yükledim. Birçoğunu da yükleyemedim sildim. Aa Amorok. Ay Basie'li yeriyim. Ay ne oydu aç mısın? He. Kıyamam. Evet dur bakayım bir dakika. Bu ne? Bura mı canım? Aç bakayım. Bunda da değil. Depoları araştırıyoruz o zaman bunda. Başka bir yerde olamaz. Bura kaldı. Evet. Burada. Yok burada da yok. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. What happened this Aksaray stay in Aksaray, lan? Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Şunu al, silah al. Bir dakika, taba mı basıyorduk, ne yapıyorduk? Tamam, dur. Kabur alıyorduk. Abi çok iyi ya. Var ya story mod da çok iyi ya. Ben. Şurada. Lamar. Burada Lamar. Elinden vurdum adamı. Oh yeah. Abi şu oyunun vuruş hissi yemin ediyorum birçok oyunda yok birader ya. Abi bu herifler var ya zamanında itopik oyun yapmış o yüzden bu oyunlar halen böyle ya. Yat lan yere. Bir ölüm bakayım. Dur. Yerden silah almam lazım. Yürü birader. Audi TT gitti bok yere. Vay. Lan orada lan. Motorlu orada. Yanlış kişiye çattın. Şimdi sen görürsün bak neler oluyor. Araba çok hızlı. O yüzden kontrol edemiyorum ama görev esnasında da hızını şimdi düşüremem abi. Ne oluyor lan? Araba pert oldu. Hayırlı olsun. Lan Lamar kalk lan yerden. Araba hurdaya döndü yeminler olsun.
Bu arabadan hiç çıkmaz birader, ben size söyleyeyim abi. Bu arabadan hiç çıkmaz. Abi araba hurdaya döndü. Al bakayım şunu. O ölen çocuk ne oldu bilmiyorum. Oto yıkamaya git. Yıkamaya da ne işimiz var lan? Bu yıkanmaz ki bu. Lamar çaldı gidiyor. Ortalığı kattı karıştırdı, birbirine geçirdi Lamar. Abi çok eğleneceğiz. Ben size söyleyeyim ya. Yani. Tamam millet. Belki bir dahaki bölüm başka arabalara da yüklemeyi deneyebilirim. Belli arabalarda moda arızaları oluyor. O yüzden oyundan atıyor. İşte onu da anlamanın yolu gir çık yapıyorsunuz oyuna. Hani bu da biraz uzun sürüyor yani. Bir hafta 10 günde anca çalışır hale getirebildim oyunu modlarla. Ne oluyor lan burada? Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him. Aldı motoru gitti lan. Haydi, haydi. Tamam, devam ki. Evet, GTA ilerledikçe Rockstar editörün yönetim kısmı bilmem ne sizce artıcırtı. Evet dostlarım, bu bölümlük buraya kadar diyelim. GTA videoları yarım saat 40 dakika olarak gelecek. Öyle 1 saat yapmayacağım videoları. Yüklemesi problem oluyor. Siz daha fazla, daha seri izleyin istiyorum. O yüzden de hani parça parça yapıp, hem de GTA'da biliyorsunuz kopmalar oluyor, hatalar oluyor. O yüzden hani uğraşmamak için minimum kopukluk, minimum hatalık hata olmasa adına size kısa kısa ama seri videolar yollamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu ve bu tarz videoları kanalda istiyorsanız dostlar, kanala abone olup videoları beğenip bildirim çanını aktif edebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın, PUBG Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.